hastalık demek. Stres olmayacaksın. Romatolojik hastalıkları azdırıyor. Kahve içmeyeceksin. Bak kahve de romatolojik hastalıkları azdırıyor. Net bilgi. Çay azaltıyor. Kahve azdırıyor. Onun için ben hep bir şey laf vardır. Günde kaç kahve içiyorum biliyor musun? Bir, iki, üç Üç asla yapma. kahve kalp krizini önler diyorlar hocam. Hayır. Bir iki. Bir iki. Bir tane abicim. Türk kahvesi bir tane. Hadi hocam çok yorgundum bir tane de. Yeter. Yeter. Çok fazlası Çünkü ne yapıyor hocam? çok fazlası hem kanser riskini arttırıyor. Çünkü Wow. yanmış ürün, yanmış. Siz o kahve kaç derecede kavuruyorsunuz? 600-700 derecede. Yanmış ürün. Bakın sigara kahve akciğer kanserini sigaraya göre 5 Daha kat çok arttırıyor. tetikliyor. Yani sigara 4 kat arttırıyorsa kahveyle içtiniz mi oluyor bu? 15 kat. Yani sigara kahve gelsin buraya. Evet. Ha, şunu diyebilirsin. Ya Oytun, sadece kahve içmek kalın bağırsak kanserini azaltır mı? Evet. Ondan sonra Ama aa, bir tabii saniye hocam. tabii kahve kalın bağırsak kanserini azaltır. O kalın bağırsak kanserinde o zaman bir tedavi aracı mı kahve? Evet kesinlikle. Başka Ya ama karaciğer kanseri. yanmış ürün dediniz. Ne özelliği var İşte orada? anlatacağım. Karaciğer kanserini azaltıyor. Ama kaç bardak? Bir, iki. Bakın doz çok önemli. Ha, şunu söyleyebilirsin. Ya Oytun, dört bardak içip kalın bağırsak kanseri ne oluyor? Arttırabilir. Bak ne Aa, diyorum. tersine Tabii. dönebilir. Tabii ters dönebilir. Onun için şunu hiç unutmayın. Ne demiştik? Her şey zehirdir. Önemli olan Dozunda. dozudur. Paracelsus. Ben bu işlerde hep bir iki bardakçıyım. Bir iki bardak için bırakın. Mesela ben bazı böyle açıklamalar yapıyorum. Beni bir sürü insan eleştiriyor. Aman Ya eleştirsin hocam eleştirsin. eleştirmeye devam edebilir. Eleştiri Ya. devam edebilir. Yani sonuçta şöyle söyleyeyim size. Benim monitör gidiyordu arada. Şöyle söyleyeyim. Abartmamak lazım. Çay da öyle. Mesela çay kalp atım hızını arttırıyor. Kahve de öyle. Mesela 3-4 bardaktan sonra kalp atım hızını arttırıyor. Peki kahve ve çay. Mesela kahve damar sertliğini önlüyor denir. Bir bardak. Ama kalp atım hızı artınca ne oluyor? Ya da yanmış ürünler ne oluyor bir süre sonra? Kalp krizi riskini arttırıyor. O zaman Çay ben şunu için. söyleyeyim. 3 bardak cut-off değer. Yani 3'ü buluyorsanız zarar alıyorsunuz. 1 2 hep 1 2. Çay için de mi geçerli Hepsi hocam aynı, hepsi aynı abi, hepsi aynı. bu? Abi. Derya Hanım diyor ki hocam 15 yaşındaki oğlumu Abi o dikkat eksikliği DRT hiperaktivite teşhisi bozukluğunun kısaltılmış abi. Evet hocam, devam edin. Medikinet evet. Şöyle için mi ne kadar kullanması gerekiyor? En az 3-4 ay yani ilaç etkileri 3 ay, 2 ay, 3 ay yani bir aydan aşağı hiçbir şey göremezsiniz. Mesela antidepresanlar da öyle en az 1 ila 2 ay gerektirir. Aynı sizin de çocuğunuzun durumu öyle en az 2 ay, 1 ay, 2 aylık bir süreç olacak en az. Bu hastalığın nedeni ne hocam? Bu hastalık hiperaktivite hastalığı genetik bir Aa. evet, genetik hatta söylemiştik ya Türkler zaten hiperaktif demiştim hatırlarsan kıpırdak bir toplum göçer bir toplum çok hızlı kararlar veriyor kırmızı da beklemek istemiyor ondan sonra hemen hızlı değişim oluyor severken birden kafa atabiliyor kader mahkum olabiliyor genetik hocam ne yazık ki Türkiye'de böyle dikkat eksikliğinin en büyük sebebi genetik faktörler bir de ne yazık ki anne karnında geliştirilmiş Hocam enfeksiyonlar gelecek. Öyle geldin mi? umuyorum. Geldin mi? Geldin hocam, harikasın. Hocam diyor ki izleyicimiz, Amerika'da bir istatistik var. Kalp cerrahlarının toplantı semineri olduğu dönemde daha az hasta ölmüş. Sonuç olarak aşırı tıp kullanımı mortaliteyi arttırdığı görülmüş. İnternette bu var, bu çalışma var diyor. Ama hatırlarsanız şöyle bir şey ben size söylemiştim. Amerika'da dördüncü ölüm sebebi medical errors yani doktor hatalarıdır. Biliyorsunuz bunu. Hocam Ama ben her orada zaman çok pahalı bir de değil mi hocam? Eğer anlaşılırsa hasta yakınları tarafından çok büyük şeyi var. ama pek Tazminatlar. anlaşılmıyor biliyorsunuz yani ya hocam yani çünkü biliyorsunuz bir laf var bizim tıpta şöyle söylenir. Hasta öldüğü zaman artık toprak onu örtmüştür der tıp literatürü. Artık konuşamaz. Konuşamayan insan da artık suçlayamaz. Suçlayamadığı için de Hocam kedi, köpek ve kuş aynı kategoride mi? hayır. Kedi köpek farklı, kuş farklı. Hatırlarsanız kedilerden toksoplazma bulaşıyordu. Köpeklerden kis bulaşıyordu. Bir de ne bulaşıyordu ben size söylemiştim. Leishmania bulaşıyordu. Her iki cinsten de kedi ve köpekten de toksokara bulaşıyordu. Beyin paraziti yapıyordu. Kuşlardan da hastalıklar bulaşıyor. En çok bulaşan da papağanlardan ve muhabbet kuşlarından klamidya bulaşır. O ne Klamidya. hocam? Klamidya psittacea. Buna biz
papağan zatürresi diyoruz. Yani bunu taşıyor bunlar vücutlarında. Papağan zatürresi damar sertliği yapar. Bunu bilin. Ben şunu bilirim. Ben papağan ve papağan benzeri hayvanlar beslemek karşıtıyım. Benim papağanım var mı? Vardı. Onu hemen gittim başkasına verdim. Dedim ki ya ama şimdi ondan onu mu şey yapacağım. Damar sertliği yapar derler tıpta. Ve yapıyor. Mesela bir de kuşlardan, özellikle kuşbazlarda histoplazma denen bir mantar olur. Mantar da çok bulaşıyor. Sonuç, evde çok hayvan beslenmek lazım ya. Yani ben buna karşıyım ya. Hayvan hocam karşıdan sevilmelidir. Oğutun hoca.